Resmen adını bile bilmediğim biriyle geceyi geçirdim. Ne yaşadığım da muamma. Yok Özgü yok. Sen akıllanmazsın kızım. Dum dum dum. Dum dum dum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne dedi ki saçması hareketler? Kapatır mısın suyu? Lütfen ya. Çok rica ediyorum ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ya. Rezilsin Ezgi, rezil. Oh. Telefonun neden kapalı? Bütün gece sana ulaşmaya çalıştım. Neredeydin sen Ezgi? Evde. Kapıcı az önce geldiğini söyledi. Anlat. Anlat. Ay Ezgi, inanamıyorum sana. Nasıl bu kadar şuursuz olabildin? Hepsi o pislik yüzünden. Benim suçum yok. Yani koskoca şehirde o kadar mekan varken sen kalk arka masamda evlenme teklif et. Üzerine atlamamak için zor tuttum kendimi. Yani sen dua et. Ben sabah otel yerine hapishanede falan da uyanabilirdim. Ay yok. Yani sen yine kendini iyi tutmuşsun. Ben olsam hayatta tutamazdım. Nasıl tuttum bir de bana sor. Hayır yani sen de şehirde o kadar mekan varken oraya mı rezervasyon yaptırdın? Çok popüler diye duydum, ne bileyim. Pislik. Benimle beraberken yıllarca ben sana şiir seviyorum deyip köfteci balıkçı gezdirdi beni. Bak el alemin kızlarına. Ya ben sana kıyamam. Hayır, hadi Deniz'i anlıyorum. Mesaiye kaldı, işi çıktı. Sen niye gittin beni, orada kaldım tek başıma? Benim hastanede biraz işim uzadı. Uydurma. Telefonda konuştuğumuzda evden çıkıyordu. Evet, evden çıkıyordum. Tam o sırada Levent geldi. Konuşmaya başladık. Ne olduğunu anlamadım. Ben anladım. Niye ekildiğimi. Aslında ekmeyecektim. Sadece biraz gecikecektim ama. Neyse, zamanda çok ekmişliğim olduğu için bir şey diyemiyorum. Hı? Aynen öyle. Neredeyse yüzünü bile göremiyorduk senin. Aferin bana. Bak kendimi adadım. Karşılığını misli misli alıyorum. Neyse şimdi sen boş ver onu. Sana Serdar'la ilgili çok güzel haberlerim var. Serdar? Doğru düzgün biri ya, hatırlamazsın. Tamam, bana çarpan doktor. Aynen. Serdar Levent'in tenis kulübünden de arkadaşı. Hafta sonu kulübün yaz partisi varmış. Tabii ki biz de orada olacağız. Cansu hayatta olmaz, hiç uğraşamam. Bana sakın itiraz falan etme. Bugüne kadar başının dikine gittin, artık beni dinleyeceksin, tamam mı Ezgi? Neyse, ben kalkıyorum, işe gitmem lazım. Sen ne zaman geçeceksin bana? Nakliyeciyle bekliyorum. İyi, onlar hadi. Gelsin önce depoya, sonra sana. Tamam. Hah, geldiler işte. Vay be. Şimdi bu evde o şekilsiz kızla mı yaşayacak? Abla biz hazırız, çıkalım mı? Bir dakika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.